Bu videodan sonra dışarıda kahve yapmak daha keyifli hale gelecek. Mutlaka izleyin. Herkese merhaba. Yeni yıl hediyelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2022'de yaptığımız gibi 2023'ün sonunda da yeni yıl hediyeleri, yeni yıl oyuncaklarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün beraber size yeni bir kutu açacağız. Şahane bir ürün. Daha önce size birçok dışarıda kullanabileceğiniz ekipmanlarla ilgili bilgi verdik ama hepsini tek bünyede toplayan ve hatayı sıfıra kadar neredeyse indirgen mükemmel bir ürünle karşınızdayız. Karşınızda Timor'un 123 Go ürünü. Bu muhtemelen 1-2-3 Go ürünü ama ben öyle söylemek istemedim. 123 Go daha güzel oluyor. Bunu beraber kutusunu açacağız. Ben önden bantını açmıştım. En kolay kutu açılışı olacak benim için. Hiç uğraştırmayacak bu sefer beni. İnanıyorum. Bu kadar. Tutma yeri de var. Bir sürü çekme yeri koymuşlar. O yüzden rahat rahat yapıyoruz. Timor'un yeni ürünü böyle güzel bir çantayla geliyor. Yani tam dışarıda kullanmaya yönelik tutma yeri vesaire de var. Kampta, dağda, bahçede, nerede isterseniz kullanabilirsiniz veya tatilde. Hemen açıyoruz. Böyle iki parça karşılıyor bizi. Bir parçası bu, bu değirmen kısmı. Bir parçası da bu, bu da demleme kısmı. Bunun dışında içen neler çıkıyor bakalım. Buradan bir USB kablosu çıkıyor şarj etmek için. Ki bu değirmen elektrikli ve şarj edilebilir. Burada da bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir de tabii ki bir tane fırça çıkıyor içinden temizlemek için. Bu güzel kutuyu şöyle kenara alıyoruz ve ürünlerimizi tanıtmaya başlıyoruz. Ürün aslında birkaç parçadan oluşuyor. Şurası tek parça, bu değirmen kısmı. Burası kahve öğütme bölümü. Buradaki tek tuşla kahveyi öğütebiliyorsunuz. Basıncı çalışıyor. Şurada da USB-C girişi var. USB-C ile ürününüzü istediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz. Oldukça da uzun gidiyor. Bu ilk parçası. Bir de şöyle bir demleme parçası var. Bunun üstünde belki kamerada görünüyor mu bilmiyorum. 13 tane delik var. Demleme yaparken suyu buraya doldurduğunuzda üstten bu deliklerden homojen olarak akıyor ve kahvenin her tarafını en doğru şekilde ıslatarak, demleyerek size mükemmel bir kahve deneyimi sunuyor. Bunun dışında bir de bir filtre çıkıyor içinden. Bu kendi filtresi. Başka filtrede uyumlu olur mu? Zor. Bu kullanılmak zorunda. Bu kendi filtresi. Bir de şöyle bir dışında kaymasını engellemek için dışına geçirebileceğiniz bir plastik şey çıkıyor. Aynı zamanda şöyle de gösterebiliriz bunu. Böyle takıyorsunuz ama ben şimdi takmayacağım bunu. Bunu şöyle kenara koyalım. Bu filtre de özel bir filtre. Üzerinde çok küçük, yani delik delikleri inanılmaz küçük. Buradan yakından daha belli oluyor. Hiçbir şekilde seçemiyorsunuz delikleri. Üzerinde tam 300 tane delik olduğu, daha su suyun geçebileceği alan olduğu yazıyor. Aslında çok basit. Bilenler hemen anladı makinenin ne olduğunu. Yani bunu alıp buraya koyduğunuzda, üstteki kahveyi de alıp buna takıyorsunuz, daha su değirmeni. Bunu alıp buraya takıyorsunuz, şuradaki tuşa basıyorsunuz, içine tartarak koyduğunuz kahvenizi buraya basıyorsunuz ve direkt içindeki demleme ünitesini çekmeye başlıyor. Kapatıp bunu çıkardığınızda isterseniz direkt buradan demleyebilirsiniz, isterseniz de şu aparatı geçirip direkt suyu boşaltıp homojen bir otomatik demleme yapabilirsiniz. Biraz öğütelim, nasıl alıyormuş görelim. Evet, kahvemizi hazırladık, şimdi çekim işlemine başlıyoruz. Önce bir kalınlık incelik testi yapacağız. Evet, incelik kalınlık ayarını tamamladık. Şimdi içindeki fazla kahveyi geri alıyorum. İçini de boşaltıyorum. Tamam. Şimdi tartarak tam kahvemizi yapıp demlememizi yapacağız. Ayarlarımızı yaptık. Kettle'ımı tuşuna bastım. O 93 dereceye suyu getirdiğinde önce ekipmanlarımı ısıtacağım. Sonra kahve demlemeye başlayacağız. Üst taraftaki hazinin ortalama kapasitesi 60 gram civarında. Bir kahveyi alabiliyor. Tabi eleğine göre, yani kahvenin büyüklüğüne göre değişiyor. Ve işte tüm kahveyi aldım. Kalınlık incelik ayarını yaptığımda da hepsini hallettim. Makinede şöyle bir özellik fark ettik bir de. Tabii ki bazen sıkışmalar olabiliyor. Sonuçta çok büyük motor yok üzerinde. Sıkışma olsa da makine bunu tekrar kalibre ederek öğütmeye devam edebiliyor. Yani kendini sıkıştırmıyor ve bunu önüne geçebiliyor. İncelik kalınlık ayarı ise de Moka Pot'tan filtre kahveye kadar ürünleri incelik kalınlık ayarında çekebiliyorsunuz. Espresso'ya kadar inmiyor ama Moka Pot'a iniyor. Yani espresso'dan bir tık kalın çekimi yapabiliyor diyebiliriz. Biz tabii şimdi V60 tekniğiyle demleyeceğiz. Yani normal bu şekilde demleyeceğiz bunu. Kendi aparatlarını kullanacağız. Bakalım buradan nasıl bir şey çıkacak. Evet, ortalama 85 derecede. Ben şimdi evet bunu yerleştirdim. Ekipmanı şimdi yıkıyoruz önce. Bu ilk kullanım. Bakalım nasıl damlıyormuş. Ya, komple koydum şu anda. Pıtır pıtır iniyor aşağıya, görüyorum. Bakın yani gerçekten çok güzel bir duşlama mantığıyla devam ediyor şu anda. Evet, hallettik. Kettle'ımıza tekrar basıyoruz. Şimdi kahvemizi tartıyoruz. Bunun da arasını alacağım önce. Bunu dışarıda hazır paketli gidebilirsiniz. Yani dışarıda bunu nasıl yapacağız diye düşünürseniz kendinize göre paketler ayarlayabilirsiniz. Biz bunu nasıl yapalım şimdi? 1.16'dan 320 ml alır mı bu? Almaz. Biraz daha az yapalım. Bakalım nasıl olacak?
Şunu alayım üstünden. Değirmeni yerleştirdim. 505.3 grammış değirmen. Darısını aldım. Şimdi buna 15 gram kahve koyacağız. 240 gramlık bir kahve elde edeceğiz. 15.4 oldu. Bence sorun yok. Kapağımızı kapattık. Ürünümüzü buraya yerleştirdik. Ve duşa bastık. Bitti. Ne kadar sürdü? 15-20 saniye falan mı? Bitince de durdu bu arada. Kendi kendine durdu. Bunu kenara alıyoruz. Şu an kahvemiz oldukça güzel bir şekilde öğütülmüş durumda. Şimdi bunun demlemesine geçtik. Tartımı alıyorum tekrar. Bunu koyuyorum üstüne. Bunu da bıraktım. Darasını aldım. Tam 240 ml suyu dökeceğim ve sadece bekleyeceğim. O kendisi yukarıdan yavaş yavaş bunu indirecek. 13 tane delikten bunu indirip bize çok güzel bir kahve demleyecek. Bakalım nasıl olacak. Bu kendi demleme partları kullanabiliriz ama bunu aldığımızda çok kalabalık bir yerdeysek yanına alacağımız bir V60 ile büyük bir kemekse belki ona göre burada çekim yapıp çok rahat orada demleme yapabiliriz. Kamp alanlarında kampa giden biri olarak çok zor oluyor. Elle uğraşma birçok kişiye demleme zor oluyor ama böyle bir değirmen olduğunda o öğütme kısmını bu şekilde hallederseniz çok rahat edersiniz. Eğer böyle tek kişi veya iki kişi olduğunuzda da buradan çok güzel kahve elde edilir. Evet, suyumuz hazır. 240 ml suyumuzu boşaltıyoruz. Ben şu an neredeyse tam doldurdum üstteki hazneyi. 217 gram civarında su aldı. Şu an demlemesini yapıyor. Güzel de kahvemiz akıyor aşağıdan. Tekrar ekliyorum. Okey, tamamdır. Dilersek bunu çıkartıp klasik V60 demler gibi de yapabiliriz. Bir sonrakini de öyle yapalım. O şekilde demleyelim. Bakalım nasıl oluyor, geçirgenlikler nasıl, kaç saniyede demleniyor ortalama kahve. Şu an oldukça iyi gidiyor. Evet, üstteki suyu bitirdi. Şimdi alttaki kahvemizdeki suyun bitmesini bekliyorum. Ortalama 2 dakika 10 saniyedeyiz. Şu an 2,5 civarında kahve neredeyse tamamen kurudu. Yani burada hiç su kalmadı. Bunu artık alabilirim. Evet, neredeyse su akışı hiç yok gördüğünüz gibi. Çok güzel bir demleme oldu bu arada. Ortalama V60 için kabul edilebilir rakamları tam tutturduk. Bunu da durduruyorum. Şu an burada kahvem hazır. Bunu niye koyduklarını anladım. Tutamıyorsunuz. Cam çünkü burası. Bayağı sıcak, tutulmuyor. Bunu o yüzden koymuşlar. Bunu hemen geçirmeye çalışalım. Kullanmadan önce bunu geçirin arkadaşlar. Bayağı sıcak oluyor. Cam çünkü. Teşekkürler. Evet, bunu bardağımıza alıyoruz. Ve hemen tadına bakıyoruz. İçinde hiç tortu yok. Dediğim gibi bakın filtreler çok ince görünüyordu. Neredeyse hiç tortu geçirmemiş. İçinde mutlaka bir çökme olacak da demledikten sonra ama çok da güzel kokuyor. Evet, kesinlikle başarılı. Yani ben göz kararı bir ayarda yaptım. Ortalama 240 ml içeceği, yani bir demleme tekniği olarak V60 diyebiliriz buna nispeten. Tam olarak öyle olmasa da belli bir yerden dökülüyor ama böyle V60'lar da var. Yani 2 dakika 40 saniyede halletti. Bir de bunu normal klasik V60'la yapalım, blooming yapalım. Yine aynı gramajda yapalım. 15 gram, 1:16 oranıyla 240 ml bir kahve elde edelim. Bir de bunu deneyelim. Evet, şimdi şu apartı kullanmadan yapacağız. Bu arada çok işe yarıyor. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bir seferde boşaltıyorsunuz. Zaten hemen geçirmiyor. O deliklerden biraz zamanlı geçiriyor. Böylelikle çok da uğraştırmıyor. Yine tartıyorum. Yine 15 gram kahveden yapacağım. Darasını alıyoruz. Tam 15 şu anda. Yine ayarladık. Geçiriyoruz üstüne. Ve basıyoruz. Çok iyi. Kahveniz aynıysa hiç ayarını bozmadan sürekli yapabilirsiniz. Çok bilmeye de gerek yok. Bilen birisi bir kere ayarladıktan sonra hep böyle kullanılıyor. Özellikle şu aparat çok kolaylaştırıyor. Şimdi bitti. Biraz önce kendi durmuştu. Evet, duruyor. İçindeki kahve bitince kendi kendine duruyor arkadaşlar. Bu da çok iyi. Koyun bırakın basın. Kendi kendine dursun. Ben şöyle ufak bir vurayım üstten. Bunu hallettik. Yine güzelce öğütmüş. Şimdi V60 yapacağız. Şöyle bir ortasını açayım ben hafif. Daha doğrusu kendim demleyeceğim. Evet, darasını alıyorum. Yine 240 ml yapacağım. Önce bir blooming yapacağız. Zamanı başlatıyorum. Ortalama bir 30 saniye çiçekleme yapıyoruz, blooming yapıyoruz. 25-30 saniye arası.
Çok güzel kabardı zaten. 3 döküşte bitireceğim. Yani ön nemleme dahil 3 döküşte bitirmeye çalışacağım. Şu an tamam. Evet. Şu an yüzeme su dökmeye çalışacağım. Oldu. Yüzeme suyu tek seferde dökebiliyorsunuz. Taşmıyor. 1 dakikadayız şu anda. Ortalama 1.40 gibi muhtemelen bu döküşün demlemesi bitecek. Evet, biraz daha erken bitiyor. Evet, 1.40'a yakın bitti. Son 100 mililitremi döküyorum. Süper. Ortalama 2 dakikadayım. Son demlemeyi yapıyoruz. Dediğim gibi ayarı çok güzel tutturdu. Tek seferde ya oldukça iyi oldu açıkçası. Şu an 2 dakika 10 saniyede ortalama 2.5-2.40-45 gibi bitecek görünüyor. Eğer bu aparatı kullanmak istemezseniz klasik V60 tekniğiyle de demleme yapabilirsiniz. Hala demliyor, biraz daha uzadı. Ama bu kadar bana yeter. Ben burada durduracağım. Ortalama 2 dakika 50 saniye demledik. Bir bardak rica edebilir miyim? Reji. Evet, bardağımızı aldık. Şimdi bu klasik kendi aparatıyla demlediğimizde. Bu da V60 tekniğiyle nispeten yapmaya çalıştığımızda. Şimdi bakıyoruz. Aynı gramajda yaptık. Aynı sıcaklıkta yaptık. Aynı öğütme derecesinde yaptık. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi böyle üst üste içine tam bir cupping aroma testi olmuyor ama benim gözlemlediğim V60'a denememde biraz daha sert gövdeli bir içecek varken burada klasik bununla yaptığımızda notaları, bu çiçeksi tadı, kahvemiz biraz böyle çiçekli tatlar var kahvemizde. Biraz daha ön plana çıkarmış görünüyor. Tabii ki deneyerek, yanılarak veya kendi damak tadınızı bularak birçok deneme yapabilirsiniz. Ben ikisini de beğendim ama nedense aparatla yaptı sanki daha iyi oldu gibi geldi bana. Veya biraz daha soğudu, bu çok sıcak. Tekrar deneriz. Belki de ondan kaynaklıdır. Time More 123 ile ilgili veya 1-2-3 ile ilgili, artık hangisi doğru bilmiyorum. Anlatacaklarımız bu kadar. Ben gerçekten çok beğendim. Dışarıda kullanıma çok uygun. Yani sadece bir sıcak suya ihtiyacınız var. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Gramajı göz kararı yapabilirsiniz alıştıktan sonra. Veya yanınızda bir ölçü kaşığı taşıyabilirsiniz. Veya önceden tartıp gidebilirsiniz isterseniz. Suyu da yani pet şişelerde alınan suları ısıtarak yapabilirsiniz kamp alanında. Ben kamp ateşinde yapıp o şekilde demliyorum. Kaynattıktan sonra birkaç dakika dinlendiriyorum ve öyle demleme yapıyorum V60'larda. Şu aparat çok güzel. Ortalama 200-240-200 ml civarında su alıyor bu aparat. Tek seferde döküp yavaş yavaş demlemesini görebiliyorsunuz. Dökerken de çok güzel bir görüntü sunuyor. Ben çok beğendim. Yeni yıl için güzel bir hediye olur. Almak isteyen varsa beklerim. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Yeni bir kutu açılış videosu ile önümüzdeki hafta yılbaşı hediyeleriyle devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.